Herkese merhaba sevgili dostlar. Sosyal medya taktikleri adı altında yeni bir seriye başlıyoruz. Uzun süredir gerek danışanlarımdan gerek sosyal medyada takipçilerinden sık gelen bir soru vardı. Hatta sık gelmesini geçtim. Profilimi bir inceler misiniz? Profilimde eksik bir şey var mı? Dışarıda tanışıyoruz ya da farklı bir programdan tanışıyoruz ama Instagram'a geçtiğimiz zaman bir soğukluk başlıyor. Nerede hata yapıyorum gibi birçok yorum ve soru alıyordum. Bugün size genel hatlarıyla ilgi çekici bir sosyal medya profili nasıl olmalı ondan bahsedeceğim. Instagram diye başlık attık ama aslında bu anlattığımı hemen hemen her platformda kullanabilirsiniz. Instagram profilin nasıl olduğunu da anlatmazsın ya da nasıl olmalı diye sormazsın ya diyenler olacaktır. Sevgili dostlar, gelişim burada başlar. Başka birinden, hele ki bu tarz konularda uzman birinden fikir alarak, bakış açısını değiştirerek, geliştirerek, üstüne bir şeyler koymak sizi başarıya götürür. Yok, benim doğrularım bana yeter de diyebilirsin. Son derece de haklısın ama akıl akıldan üstündür lafını da göz ardı etmemeli diye eklemek isterim. Şimdi size 5 maddeyle ilgi çekici, cool, karizmatik bir profil nasıl olmalı ondan bahsedeceğim. Bu anlatacaklarım sadece profilinizi güçlendirmenize yaramayacak. Aynı zamanda hayatınızda eksik olan bir şeyler varsa tamamlamanız açısından yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. Hazırsanız başlayalım. 1. İsim, profil, biyografi. İşin en başından başlayalım sevgili dostlar. Profilin açılınca ilk dikkat edilecek yerinden. İsim, profil fotoğrafı ve tek cümlelik kim olduğun. Şimdi kendini gizli tutmak istiyorsundur. Çok fazla kendini ifşalamak istemiyorsundur. Orasına bir şey diyemem. Saygı duyarım. Herkese saygı duymak zorunda. Ama ilgi çeker mi? Maalesef. Çünkü artık sosyal medya hesaplarımız bir çeşit kimliğimiz. Hatta öyle ki kimlikten de öte, hayatımız, vitrinimiz nasıl görüyorsan. Tamam hadi, isim soyisim konusunda hassasım diyorsun. Ama şıngırtılı karyola, Ronaldo'nun kramponu, gecelerin yargıcı gibi isimlerinin olması seni ciddi göstermez. Soyadını kullanmazsın, isminin bir kısmını kullanırsın olabilir. Ama 90'lı yılların chat profillerinden kalma nickname'ler ile yer almanı kesinlikle önermiyorum. Artık seninle özdeşmiş bir nickname'dir. Olabilir ama isim görmek orada her zaman bir artı olacaktır. Diğer yandan profil fotoğrafı. İlk izlenim diyoruz. Önemli. İlla manken edasıyla koyacağım bir fotoğraf olmayabilir. Ama bence seni yansıtmalı. Ben kötü çıkıyorum, ben çirkinim, aman işte fotoğrafımı koysam insanlar koşarak uzaklaşır gibi gereksiz düşüncelere girmeyin. Her zaman söylerim. Çirkinlik, güzellik denen kavramlar görecelidir. Çirkin insan yoktur, az vodka vardır. Yok yok, o başka bir yerin sözüydü. Şakası bir yana bence çirkin insan yoktur, kendine güvenmeyen insan vardır derim ben. İyi hissettiğiniz bir fotoğrafınız muhakkak vardır. Onları kullanabilirsiniz. Unutmayın, kimse kimlik fotoğrafında olduğu kadar çirkin, profil fotoğrafındaki kadar güzel değildir. Bu da bir sosyal medya atasözü. Fotoğraf kısmını ilerleyen maddelerde yine işleyeceğiz. Son olarak ilk izlenim için önemli kısma devam ediyoruz. Biyografi kısmı. Biyografi demek yaşam öykün demektir. Senin özelliklerin, seninle ilgili notlar demektir. Tabii CV hazırlar şekilde yazmana gerek yok. Okuduğun okul, çalıştığın iş yeri, ilgi alanını gösteren emojiler falan olabilir. Abartmamak kaydıyla. Sen dans ediyorsundur, yüzmeyi seviyorsundur, kedi sahibisindir, bunları emojiyle göster. Tamam. Ama bazen görüyorum, alev emojisi, şeytan emojisi, duş emojisi, bok emojisi bir sürü sıralamış. Yahu ne demeye çalışıyorsun? Cehenneme düştüm, şeytan yanımda, boku yedim, bir duş almak için neler vermezdim falan mı demek istiyorsun? Kedi, köpek, fil, koala, tüm hayvanlar alemin emojisini koyup hayvan sevgini gösteremezsin. Gerek yok yani. Mantığı unutmayın dostlar. Sizi yansıtmalı. Sizi ya da temsil ettiğiniz şeyleri. Bir söz sizi temsil ediyorsa çok önermem ama istersen yazarsın. Felsefem dersin. Fakat isyankar gecelerin tövbekar genci diye de yazmazsın yani, değil mi? İlk izlenim çok önemli. Devam edelim. 2. İçerik ve fotoğraflar. Şimdi profile girdin. İster Instagram, ister Twitter, ister TikTok, artık hangisini kullanıyorsan. İçeriği senden kesitler olmalı. Senin hayatın olmalı. Ama en önemlisi bolca sen olmalı. Kendine güvenerek koyduğun birkaç fotoğraf olmalı. Fotoğraf nasıl çekilmeli, nasıl poz vermelisin kısımlarını anlatmayacağım tabii. O konuda zaten herkes biraz üstat. Filtreler, kendince yapılmış şoplar, onlara da bir şey diyemem. Abartı olmadığı sürece tabii. Bazen bir bakıyorsun fotoğrafla alakası yok. Nitelikli dolandırıcıya çıkmasın adın. Kendine güvenmek önemli.
Dedik ya, güzellik, çirkinlik, göreceli kavramlar. Takılmayın bunlara. Biraz farklılaşmak da önemli. Bir bey abimiz kol kaslarına güveniyorsa tüm fotoğraflar bunun üzerine olmamalı. Bakın arkadaşlar, kahve içiyorum ama kollara dikkat. Bakın arkadaşlar, kitap okuyorum ama okurken bile nasıl şişmiş farkındaysan. Ah, yatıyorum ama kollar gözüküyor herhalde, değil mi? Bu profil ilgi çekmez. Dünyanın en güçlü insanı olsan da çekmez. Ya da profili bir açıyorsun, 2-3 tane normal fotoğrafı, gerisi tamamen ayak. Kitabımı gör, altında ayak. Uzanmış şezlonga, flu bir deniz manzarası önünde yine bir çift ayak. Ah, çok yorulmuşum, ayak. Manikür zamanı, ayak. Eğer ki bir fetiş grubuna ithafen hazırlamıyorsan profilini, yine itici gözükürsün. Mantığı tekrar edelim. Sen olmalısın profilde. Tamam, senden kesitler de olmalı ama çoğunlukla bir bütün olarak sen olmalı. Gezerken sen, gülerken sen, hobini yaparken sen, çalışırken sen. Sen, sen, sen. Burası senin alanın. Tabii ki ilgi alanın, manzaran, işin, gücün de olmalı. Ama o profili ziyaret eden kişi seni merak ediyor olacak. Senin hayat tarzını, senin hayata bakış açını, sosyalliğini, zevklerini, giyim tarzını, sevdiğin renkleri. Seni yani. İşte bunu düşünerek yapılmalı paylaşımlar. Paylaşım demişken devam edelim. 3. Samimi paylaşımlar. Kendin için paylaşımlar. En önemli kısımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Paylaşımlar, yazılar, fotoğraflar, hepsini kendin için paylaşmış olman lazım. Birine kendini gösterme çabası, birine nispet yapma çabası, birine laf sokma amacı olmamalı. Bunlar varsa profilinde itici olur. Sen olmaktan çıkarsın. Başkası için yaşadığını gösterirsin. Hayvan sevgisi çok güzeldir mesela. Kullanabilirsin profilinde. Ama gidip bir inek, bir öküz fotoğrafı koyup "Ah sevgilim, bana her şey seni hatırlatıyor." deme yani. Senin yaptığın gider, benim anca hoşuma gider. Yazısıyla beraber silahtır, tesbihtir, paylaşma. O sen değilsin çünkü. Paylaşımlar samimi olmalı. Seni yansıtmalı. Bakınca zorlama paylaşılmış bir şeyler olmamalı. Gerçekten hayatından kesitler olmalı. Bu hem dışarıdan imaj açısından önemli, hem de senin kendini iyi hissetmen, hatta kendini geliştirmen adına önemli. Gelişimle alakasını sorarsanız şayet. Profiline bakarsın, sırf biri görsün diye zorlama, hoşlanmadığın bir şey yaparken paylaşımın varsa onu çıkarırsın. Kendin için bir şey koyarsın, daha iyi hissederken. Belli süre sonra da bu şekilde bakmaya başlarsın. Bu şekilde bakmak algılarını bu yönde açar. Bu da gelişmektir. 4. Paylaşım düzeni ve sıklığı. İlgi çekici profiller için bir düzen oluşturulmalı. Paylaşım düzeninden tut, görüntü düzenine kadar, fikir düzenine kadar. Paylaşım yapılmıyor profilde. En son paylaşımına bakıyorsun geçtiğimiz yıl başında. Sonra bir tatile gidiliyor. 47 tane fotoğraf, 100 tane hikaye, 50 tane söz. Bak havuz, bak deniz, bak denizdeki balık, bak kumsaldaki kum, bak ayağımda yürüyen karınca. 5 birim para verdik, gelen çayın rengine bak. Aman herkes mi bu plaja gelir? Aman yemek söyledik, aç kaldık. Tatilden dönerken bir uçak ya da araba fotoğrafı, sonra yine sessizlik. Olmaz. Daha da günlük hayatı indirgeyelim. Sosyalliği paylaşmak güzeldir. İlgi de çeker. Ama sen sosyalleşme sosyalleşme, bir maça git, 100 tane paylaşım yap. Ya da oturduğun bir kafede ortamı çektin, suyu çektin, kahvenin üstünde beliren şekle bak diye tekrar çektin. Olmaz. Yine ilgi çekmez. Bir düzen içinde olmalı. Paylaşırken acaba çok mu abartıyorum demeli kendi kendine. Tam tersi de olmamalı. Ortadan kaybolup ölü taklidi de yapmamalı. Çünkü burada da ortadan kaybolmak ilgi çekiciliğin dışında kalmak demektir. 5. Gizem. En önemli konuyu en sona bıraktım. Sosyal medya vitrinimiz dedik. Ruh halimizi, dış görünüşümüzü, yeni aldığımız kıyafeti, gittiğimiz mekanları, her şeyi paylaştığımız bir yer dedik. Olabilir. Doğal artık. Herkes yapıyor. Ama dikkat çekici, ilgi çekici bir imaj yaratmak istiyorsan işin içine biraz da gizem katmak zorundayız. Herkes de şöyle bir yorum oluyor. Sanal dünya yalan dünya. Herkes maske takıp kullanıyor. Sen herkes o kadar mutlu mu zannediyorsun? Olabilir de biraz gözlem yeteneği olan biri o maskenin ardındakini analiz edebiliyor. Gittiğin yerde mutlu musun? Birine mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Eski sevgilini mi unutamadın? Yeni tanıştığın birine gösteriş mi yapıyorsun? Az önce kocanla ya da karınla kavga mı ettin, arabayı yavaş kullanıyorsun diye? Hepsi satır aralarında belli oluyor. İşte o yüzden mutlaka işin içine biraz gizem katmalısın. Ruh halini belli edecek bir paylaşım yapmamalısın. Koymuşsun bir fotoğraf, arkadaşlarına sahildesin. Herkesin 32 dişi birden gözüküyor. Süper. Ama altına yazmışsın. Denizlerde sen, hasretinle ben, yokluğun esiyor akşamlarda. Ruh hali belli, değil mi?
Ya da bir yere gitmişsin, sofrada yalnızsın ama ruj izi olan bir kadeh nedense senin önüne gelmiş. Kıskanın beni der gibi koymuşsun fotoğrafı oraya. Olmaz. Ruh halini belli ettin. Kimle olduğunu zorlama şekilde belli ettin. Başkası için paylaştığını belli ettin. Dikkat çekmek güzeldir. İlgi çekmek insanı iyi hissettirir. Ama her şeyi de tüm çıplaklığıyla sunmamak önemlidir. Yaratacağınız ufak gizemler profilinizi haliyle sizi daha çekici hale getirecektir. Gizem ve gizem sonucu oluşacak merak her zaman kazandırır dostlar. Gizemi hayatınızdan da sosyal medyanızdan da eksik etmeyin. Şimdi sevgili dostlar, videonun amacı sizi bir kalıba sokmak değil. Videonun amacı yapmak isterken yanlış yapılanları ya da biraz daha kendini belli etmenin yöntemleri. Yoksa sen ayağını koymuşsun, sen arkadaşına eşek şakası yaparken paylaşımda bulunmuşsun, kimse bir şey diyemez. Onu seven de çıkar. Ama ben burada size bir bakış açısı sunmaya çalıştım. Sen önce kendi Instagram sayfana bak diyenler de olabilir. Haklısınız. Sosyal medyayı yönetmek oldukça zor bir iş. Ama anlattığım maddelerdeki ince ayrıntılara dikkat ederseniz hem kendinizi iyi hissedersiniz hem de dikkat çekici bir profilin adımını atmış olursunuz. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Sosyal medya serimizde ilginizi çekebilecek içerikler olacak. Takipte kalın o yüzden. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.